girdi araya. Gözyaşı nehirleri çizdi sınırları. Suriye bölündü, Türkiye ekmeğini böldü. Misafir ettik kardeşlerimizi, paylaştık soframızı. Koştuk yardımlarına, aştık sınırlarımızı. Bize yeten size de yeter. Savaş ancak bu sözde biter. Suriye'de bir ateş yansa, dumanı Türkiye'de tüter. Anadolu'da bir gül açsa, Afrin'de bülbüller öter. Bir annenin eline yakışır ekmek. Anneler bilir ekmenin derdini, biçmenin virdini. Ateşten aş olur anne eli deyince. Doymak demek ancak, evladını doyurmak anneler yüreğince. Mideler doldu diye karınlar doymaz, anneler gülmeyince. Fırat Kalkanı'nın kapısı Cerablus oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye Cerablus'tan girdi ve güvenli bölgeleri oluşturmaya başladı. Cerablus bu vesileyle Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin, Suriyeli mazlumlara yardımlarının merkez üslerinden biri haline geldi. Türk Kızılay'ı başta olmak üzere Beşir Derneği gibi pek çok yardım kuruluşumuz Cerablus'a önemli yardımlar yaptı. Bu yardımlardan biri geçtiğimiz günlerde Cerablus'ta açılan sosyal market. Bir alışveriş noktası gibi dizayn edilen bu sosyal marketlerin diğer marketlerden bir farkı var. Sosyal marketlerde para geçmiyor. Buralardan sadece ihtiyaç sahipleri ihtiyaçları kadar alışveriş yapabiliyor. Türkiye'nin mazlumlara bakışını ve neden Suriye'de olduğunu açıklayan delillerden biri de işte bu sosyal marketler. Merhaba sevgili dostlar. Hepinize, hepimizden hayırlı akşamlar diliyoruz. Semerkant Televizyonu stüdyolarında yine kıymetli hocam Eyüp Sallabaş Bey ile birlikteyiz. Bugün yine Suriye'yi konuşacağız. Bugün yine bizden uzak ama bize çok yakın kardeşlerimizin dramını paylaşacağız sizlerle. Aslında bu dram mı yoksa başka bir şey mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Bugün ayrıca bir de konuğumuz var. Ayağının tozuyla geldi. Hoş geldi, safalar getirdi. Bölgeden sıcak haberler getirdi bize. Çok değil, birkaç gün önce Afrin'deydi, Suriye'deydi. Oradaki kardeşlerimizin yanındaydı. Sonra duyduk ki Sudan'a gitmiş. Sonra duyduk ki insanoğlu kanatsız kuş, yapacak çok işimiz var. Sudan'da kalmamak lazım. Oradaki işleri yoluna koyup başka bir yere gitmek lazım diye yola çıkmış. Buradan geçerken de biz dedik ki buyurun bize misafir olun. Sıcağı sıcağına seyircilerimizle sizi buluşturalım. Evet, Beşir Derneği Genel Müdürü Sayın Fatih Sarıyer Bey bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah afiyetler versin. Şimdi nasılsınız demek biraz abes olur herhalde size. Çünkü siz sürekli koşturma, sürekli çalışma, yoğun bir halde dünyadaki mazlumlara ne yapabiliriz'in derdini, telaşını yaşamaktasınız. Hocam bize biraz o bölgeyi anlatır mısınız? Yani hemen Cerablus'taki yardım faaliyetleri ve yeni açtığınız, hatırladığım kadarıyla sosyal yardım merkezimiz var orada. Evet. Beşir Derneği olarak. Bize hemen sıcağı sıcağına bundan biraz bahseder misiniz lütfen? Öncelikle teşekkür ediyorum bize bu fırsatı vermiş olduğunuz için. Cerablus'ta biliyorsunuz Fırat Kalkanı hareketiyle orada güvenli bir bölge oluştu. Evet. Ve Türkiye'den gelmiş muhacir Suriyeliler tekrar evlerine, köylerine, kentlerine geri döndüklerinde bir hayat başladı orada. Yeniden evet. Bir hayat başladı. Bu hayatın tesisiyle ilgili gerek devlet kurumlarımız olsun, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, gerekse Beşir Derneği veyahut da diğer STK'lar orada var güçleriyle çalışıyorlar. Biz de Beşir Derneği olarak üzerimize düşen neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Yine tabii bağışçılarımızın ve destekçilerimizin sayesinde yapmış olduğumuz bir çalışma bu. Gaziantep Valiliğimizin önderliğinde orada bize tahsis edilen 500 metrekare bir boş dükkanı biz sosyal market haline getirdik. Çok güzel. Ve Türkiye'den toplamış olduğumuz aynı bağışları, gıda, giyim, temizlik ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini bir mağaza kurar gibi, bir AVM kurar gibi raflarımızı dizayn ettik.
ürünlerimizi raflarımıza yerleştirdik ve oradaki ihtiyaç sahibi ailelerin istifadesine sunduk. Cerablus'ta yakın bir zamanda açtık ama daha önce Suriye'nin İdlib ve Azez bölgesinde de 3 mağaza kurmuştuk. Bu 4. mağazamız oldu. Yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibi de bu mağazalardan aylık olarak alışveriş yapar gibi gelip buradan bir AVM'ye gidip alışveriş yapar gibi geliyorlar. Her ay ihtiyaçlarını alıp ve hayatlarına geri dönüyorlar. Bu şekilde bir destek sunmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen bizim her programda yaptığımız bir güzellik var. Sizin faaliyetlerinizi daha yakından ve daha net gösterdiğimiz ya da göstermeye çalıştığımız doğru ifadesiyle fotoğraflar paylaşıyoruz seyircilerimizle. Bugün de bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımdan rica ediyorum hemen onu monitöre yansıtırlarsa lütfen. Eyvallah. Bu sanırım sizin çok yabancısı olmadığınız ama bizim ilk defa gördüğümüz bir fotoğraf. Hocam, bu fotoğraf Beşir Derneği'nin Afrin'de yaptığı yardım faaliyetlerinden bir kare. Evet. Biz bu fotoğrafta gördüklerimizi anlatıyoruz ama ben bugün siz ne görüyorsunuz onu soracağım size. Lütfen bize yorumlar mısınız fotoğrafı? Tabii Afrin uzun süredir terör mağduru olarak bir hayat sürmeye çalışıyorlardı ama her şeyden yoksunlardı ve sürekli bir baskı içerisindeydi. Kahraman ordumuz oraya gidip terörden arındırıp güvenli bir hale getirdikten sonra bize düşen de, sivil toplum kuruluşuna düşen de orada gidip halkımızla, oranın halkıyla, halkımızın sevgisini, muhabbetini buluşturmak ve onların ikram ettiklerini onlara takdim etmekti. Burada tabii teyzemizin birçok duygusal ifadesi oldu arkadaşlarımıza bunu yaparken. Sadece bir poşet ekmek vermedik biz teyzemize. Türkiye'nin sevgi ve muhabbetini, kardeşliğini, oraya duyduğu muhabbetini aslında biz aktarmış olduk. Eyvallah. O teyze de sanki daha önce niye gelmediniz, bizleri buralarda niye yalnız bıraktınız der gibi arkadaşlarımızı kucakladı ve o muhabbetle onları karşıladı. Eyvallah. Aldığı aslında bir ekmek değildi, aldığı Türkiye'nin uzanan yardım eliydi, Türkiye'nin merhametiydi. Eyvallah. Tüm halkımızın muhabbetiydi aslında. Eyvallah. Eyvallah. İşte bizi biz yapan, coğrafyamızı kardeş yapan bu duyguydu aslında. Bu duyguyu yaşadık orada. Bu fotoğrafta onu anlatıyor. Teyze tabii yaşadığı çok kederli anları bizlerle paylaştı burada. Onun gibi daha birçok nice bizimle paylaşılan hikayeler vardı. Ama iyi ki gitmişiz, iyi ki oradayız. Onlarla beraberiz. Var gücümüzle de onlar normal hayatlarına dönünceye kadar onları desteklemek olacak. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani o kadar güzel yorumladınız ki gerçekten bütün halkın gönül bağını, sevgisini, muhabbetini götürdüler. Eyüp hocam, siz ne görüyorsunuz? Biz hep beraber yorumluyoruz. Bugün Fatih hocamdan alayım istedim. Acaba olayın içinde birisi olarak ne diyecek? Kaynağından almış olduk. Değil aslında. Mi? Yola. Buyurun, sizi dinliyoruz hocam. Yani her hafta tabii fotoğrafları elimizden geldiğince yorumlamaya çalışıyoruz ama orada bulunan onun hikayesine bizatihi şahit olan insanlar gibi bizim yorumumuz elbette o isabette olması mümkün değil. Fakat burada bu hemen teyzemizin karşısındaki arkadaşımızın görüntüsü benim dikkatimi çekiyor burada. O duruşu, şimdi beden dilinde siz de vakıfsınızdır. Eyvallah. Pek çok eyvallah. Hareket pek çok manaya geliyor. Şimdi burada benim elbette ellerinin hareketi, o duruş aslında şey olarak yorumlanır beden dilinde, hani astın üst karşısındaki duruşu olarak yorumlanır. Fakat burada işte o bir hürmeti ifade ediyor, bir saygıyı ifade ediyor. Eyvallah. Bir taraftan başının konumu da benim dikkatimi çekti. Değil hafif mi? Yana yatık. Kalbe doğru. Evet. Evet. Çok güzel. Bu dikkatle dinlemek demek beden dilinde. Şimdi bunu belki fotoğrafı çeken arkadaşımız bu gözde görmüş müdür yahut farkına varmış mıdır bilmiyorum ama o kadar önemli bir samimiyet ifadesi ki buradaki hemen teyzemizin karşısındaki arkadaşımızın görüntüsü. O herhalde ancak böyle muhabbetle yaptığı işi ancak bu duruşla gösterebilirdi. Eyvallah. Elbette onun derdinde değil. Çünkü bu rol yaparak oluşabilecek bir hal değil. Kesinlikle. Bu beni çok da mutlu etti fotoğrafı görünce. Yani
gönüllü kardeşlerimizden. Tabii gönüllü bizim, kardeşlerimiz. Yani para almıyor, maaş almıyor. Bunun karşılığında herhangi biliyorum ama teyit mahiyetinde de değil. Sadece bir gerçeğin altını çizmek için bunu soruyorum. Herhangi bir ücret almıyor buradaki gönüllü kardeşlerimiz. Faaliyetlerimizin çoğu gönüllülük esasıyla yürütülüyor. Değil mi? Ne kadar güzel. Ve binlerce gönüllümüz sağ olsun gece gündüz sahada bir gönle daha girip onları mutluluğu yaşatabilmek için çalışıyorlar. Tabii burada bir fedakarlık var. Yani kesinlikle, kesinlikle. Can güvenliği problem. Karşı tarafa geçiyorsunuz ve nitekim yeni terörden alınmış bir bölge. Her an baskın her an, yiyebilirler her şey, yani. Her şey olabilir. Baskın ayrı mesele. Dün bir haber vardı. Evet. Özür diliyorum. Oradaki siviller bir mayına basmışlar ve 5 şehit vardı. Yani sivillerden 5 kayıp vardı. Tuzaklanmış bir şey vardı burada. Yani bir sürü tuzak kurulduğu televizyonlardan duyuluyordu. Tabii bu arkadaşlarımızın yaptığı hakikaten bir bedeli yok yani. Kesinlikle. Bu Allah rızasının dışında yapılabilecek bir işte değil. Eyvallah. Nasıl kahraman ordumuz bu milletin bekası, dirliği ve oradaki insanların güvenliği için canlarını feda etmek için oraya gittiler. Gözlerini kırpmadan. Eyvallah. Aynı şekilde insani yardım kuruluşlarının fertleri de, gönülleri de aynı niyetle oraya gidiyorlar. Nitekim büyük Türkiye olmanın gereği. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Ben hemen bugünkü başlığımızı hatırlatmak istiyorum kıymetli seyirciler. Afrin, bugünkü hashtag'imiz, başlığımız Afrin. Bu başlıkla yorumlarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Eyüp Hocam müsaadenizle ben Fatih Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Hocam biz biliyoruz ki Beşir Derneği olarak hareket başladığı andan itibaren, Suriye'de mazlumlar ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren büyük bir kararlılıkla ve duyarlılıkla, bunun altını özellikle çizerek söylüyorum. Çünkü berdevam olması lazım yardımların, sürekliliği çok önemli. Suriye'de bugüne kadar hangi yardımlar yapıldı hocam? Biz maddeler halinde zaman zaman bunu duyuyoruz ama topyekün birinci ağızdan duymak istiyoruz. Hangi yardımlar yapıldı bugüne kadar Suriye'de? Tabii şöyle de bakmak lazım olaya. O günlerde Somali ile ilgili çok ciddi bir kriz vardı ve Türkiye'de büyük bir kampanya yapıldı. Somali'deki insanlar açlıktan ölüyorlardı ve ciddi bir kampanya yürüttü ve herkes elinden gücü yettiği kadar verdi. Hı hı. Aynı zamanlarda Van depremini yaşadık. Kendi içimizde bir acı oluştu ve orada da çok ciddi bir şekilde doğudan batıya herkes var gücüyle Van'daki kardeşlerinin yanında olmak için çalıştı. Sonra Suriye. Muhacirler sınırımıza gelmeye başladılar. Açık kapı politikası uyguladı devletimiz. Türkiye'yi aldı ve insani yardım organizasyonu olarak 3 tane büyük krizi aynı tarihler içerisinde aynı halka yönelmek suretiyle, aynı insanlara lütfen bunlar da ihtiyaç sahibi demek suretiyle 3 büyük organizasyonu kampanyayı yürütme durumunda kaldık aslında. Evet. Cömert bir millete sahibiz. Çok bir kere verdi, yine verdi, yine veriyor, yine Arakan'a gönderiyor, her yere gönderiyor. Devam ediyor hiç kesilmeden. Kesinlikle. Bu da bereket oluyor. Ülkemiz için de bir bereket oluyor. Bunu görüyoruz. Beşir Derneği olarak 2011 yılından itibaren hemen sınır kapılarımızın olduğu noktalarda Reyhanlı'da ve Kilis'te lojistik merkezler kurduk. İşi organize edebilmek açısından. Türkiye'nin 12 bölgesinde bu yardımları organize edebileceğimiz depolar oluşturduk ki toplanan yardımlar bir toplama merkezinde toplansın, tasnif edilsin ve sahanın ihtiyacı olan malzemeler peyderpey sahaya gönderilmek suretiyle oradakilerin ihtiyaçları giderilsin. Bir ay değil, 3 ay değil, 5 ay değil, 1 yıl değil, 8 yıldır bu operasyonu yönetiyoruz insani olarak. Kesintisiz. Belki de dünyada en uzun süren insani yardım organizasyonunu yönetiyor. Ve hiç ara vermeden değil mi? Hiç ara vermeden. Çok. Tüm gücüyle. Devletimiz zaten iftihar duyacağımız bir ensar ruhuyla bütün imkanlarını 4 milyondan fazla Suriyeli'ye kendi topraklarında, 10 milyondan fazla Suriyeli Suriye içerisinde yardım elini uzatmak suretiyle 8 yıldır bu yardım organizasyonunu devam ettiriyor ki çok büyük bir iş aslında.
Bıktık mı? Bıkmadık. Çünkü hala ihtiyaç var. Hala insanlar mağdur. Yorulduk mu? Yorulmadık. Daha fazla insana ulaşmanın derdindeyiz gece gündüz. Bunu yapabildiğimiz tek kaynağımız da milletimizin hamiyetperverliği, misafirperverliği, cömertliğidir. Bu devam ettiği müddetçe biz yorulsak da bir şey ifade etmiyor. Yani, yorulmamak lazım aslında. Yorulamayız. Tabii, böyle bir lüksümüz, yok. Eyvallah. De yok. Eyvallah. Madem bu işe gönüllüysek gece gündüz çalışacağız. Kesinlikle. Yorulduk dememiz mümkün değil. Onun için Beşir Derneği olarak Reyhanlı ve Kilis'te iki tane ekmek fırını kurduk. Gelen kardeşlerimizin günlük ekmek ihtiyacını, gıda ihtiyacını karşılayabilmek adına 200 bin kapasiteli, 100'er binden olmak üzere 200 bin kapasiteli ekmek fırınımız var. Ve her gün ekmek üretiyoruz burada. Hem Türkiye içerisindeki ihtiyaç olan noktalara hem de Suriye içerisindeki 23 kampta bu ekmeklerimizi her gün dağıtıyoruz. Yine sahra aşevlerini kurduk ki sıcak yemek üretelim. Çünkü çadırlarda yemek yapma imkanı olmayan imkan olmuyor. Türk yok, ateş yok. Ve farklı problemlerden dolayı hazır yemeğe ihtiyaç duyuyor aileler ve günlük 21 bin kişilik her gün yemek üretip arkadaşlarımız sınırdan geçiyorlar. Tamamen Allah'a emanet bir şekilde oradaki kardeşlerin boş taslarını doldurmanın gayreti içerisinde. Hemen araya girmek istiyorum. Bu arkadaşlarım sınırdan geçiyorlar dediniz. Ben yanlış duymadım değil mi? Yani yanlarında herhangi bir güvenlik kuvveti yok. Koruma, asker ya da polis güçlerinden herhangi bir şey var mı yok? Yok, hiçbir şey yok. Tamamen geçiyorlar karşıda. Bu faaliyetleri yürütüyorlar. Sabah geçiyorlar, akşam dönüyorlar. Sabah geçiyorlar, akşam dönüyorlar. Çok maşallah. Burada tabii motivasyon Allah rızası olunca. Tabii burada çok güzel. Yani oradaki işte şu teyzenin orada Allah razı olsun demesi. Değil mi? Bizim bütün bu işleri daha fazla yapmamızı sağlıyor aslında. Eyvallah. Karşıdaki insanlar neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Kimin onlara kıymet verdiğini, kimin bu dar günlerinde, zor günlerinde onlara sahip çıktığını çok iyi biliyorlar. Çok güzel. Evet. Yani bugün Avrupa 1000-2000 tane mülteciyi almaktan imtina ederken, Türkiye bugün 4 milyon mülteciye bakıyor kendi topraklarında. Sadece Suriye mi? Birçok mazlum coğrafyalardan kaçarak güvenli liman gördükleri, sığınabildikleri, ana otağı, baba otağı olarak gördükleri bu coğrafyayı, Anadolu'ya geliyorlar. Çok güzel. Ve milletimizle yan yana yaşıyorlar. Eyvallah. Yani bu tamamen Allah rızasının dışında yapılabilecek bir motivasyon değil. Bir sürü dünyaca devletlerin desteklediği yardım organizasyonları var. Eyvallah. Bu arada özür diliyorum. Evet. Seyircilerimiz de biz konuşurken Afrin'le ilgili ya da Suriye'de yapılan yardımlarla ilgili fotoğrafları seyrediyorlar ekranda. Evet. Onlar akıyor. Bunu da hemen hatırlatayım. Gerçekten büyük hizmet hocam. Buyurun lütfen. Benim bu arada aklıma gelen bir soru var. Özür dilerim sözünüzü bölüyorum ama. Şimdi her gün Suriye'den pek çok haber geliyor. Yani Türkiye'nin şu anda hakimiyetini sürdürdüğü bölgeden de haberler geliyor. Ama onun dışında çok daha acı maalesef vahim hadiselere bir taraftan şahit oluyoruz. Daha önceki gün işte Duma'da değil mi? Evet. Bir kimyasal silah faciası yaşandı. Siz sahada olan birisi olarak bu Suriye'deki iç savaşın son durumunu bize bir özetler misiniz? Onu oradan arkadaşlarımızın gördüğü şekilde dinlemek belki seyircilerimizin de faydasını olacaktır. Ya, sahada çok aktör var. Yani terör örgütleri var, işte küçük gruplar var, devletler var. Yani herkes bir menfaatin peşinde bir şeyler yapıyorlar. Ve burada onlar kendi menfaatlerini düşünürken aslında olan Suriye halkına oluyor. Yeah, olan oradaki mazlum çocuklara oluyor. Türkiye'den başka inanın orada bulunma niyeti olan başka bir devlet yok yani. Yani insani amaçla oradaki insanlara faydalı olayım, onları kendi hayatlarını idame etsinler, kendi bağımsızlıklarını, kendi ülkelerinde hacca yaşayabilsinler niyetinde olan başka bir ülke. Allah Allah. Kaygısı insan olan başka hiçbir şey yok. Onun için işte kimyasal bomba kullanılıyor. Kimin yaptığı tartışılıyor. Yani niye yaptığı, niye yapılır, niye yapıyorsunuz diyen yok. Yani herkes kendi hükümranlığı, orada böl parçala yut mantığıyla kendi devletlerinin menfaatleriyle ilgili çalışma yaparken Türkiye bugün orada işte şehit vermek pahasına da olsa Afrin'deki kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşmasını düşünüyor, sağlıyor. Evet. Kendisi
kendi canından oluyor ki oradaki bir çocuğun burnu kanamasın diye. Aslında mantığa baktığınız zaman hocam, yani orada bir savaş yorumlayamazsınız. Binlerce orada farklı şey var, argüman var, birbirleriyle menfaat çatışmasına ve hesaplar var. Hesaplar var, evet, yani. Evet, evet. Tek hesapsız yer bu taraf. Evet. Çok acı bir durum hocam. Evet. Çok acı. Şimdi işin garip tarafı, şimdi bahsettiğiniz gibi kimyasal silah faciası yaşandı. Küçücük bebekler. İnanın bakmaya ben gönlüm el vermedi. Vallahi yani, inanın gözlerim dondu, içim sızladı. Yani. İçimizin sızlamaması mümkün değil. Babası kucağına almış gösteriyor. Yani ne yapayım, o çaresizlik, yani, o adamın yüzündeki o çaresizlik, o hüzün, o acı. Ben oturdum, değiştiremiyorsunuz da. Yani o duyarsız da kalamıyorsunuz. Yani değiştir oğlum şu kanalı dediğiniz zaman kendinize ihanet etmiş olduğunuzun farkına varıyorsunuz. İnanın gözlerim doldu. Ya ben empati yaptım. 13 yaşında oğlum var. Böyle bir şeye maruz kalsam ve o çocuğu ben kucağıma alsam acaba ne hissederim? 7 yaşında bir oğlum var. En küçük oğlum 7 yaşında. O böyle bir şeye maruz kalsa, ben onu kucağıma alsam ve kameraların önünde dünyaya göstersem acaba ne hissederim? Bu nasıl bir bahşettir hocam ya? Bu nasıl bir caniliktir? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Savaşın ahlakı yok dediniz. Hakikaten yok. Orada mahvolan, perişan olan dünyalar çocukların ve mazlumların, çaresizlerin dünyaları. Evet. Mahvoluyor, perişan oluyor. Evet. Yani istediğiniz kadar yorum getirin buna. Nasıl bir yorum getirebilirsiniz ki? Yani maalesef şimdi haberlerde seyrediyoruz. Bir taraftan deniyor ki işte Amerikan Başkanı 48 saat içerisinde kararını açıklayacakmış. Yahu merhamet beklediğimiz yere bakın. Bu daha bundan 10 yıl önce Irak'ta 1 milyon kişiyi öldürdü. Evet. 1 milyon kişiyi ezan okunduğu için bir camiyi bombaladılar. Minareyi ezan susana kadar taradı Amerikan askeri. Bir taraftan Fransa gelecek deniyor. Bundan işte 20-30 yıl önce değil mi? Afrika'da 1 milyon insan öldürdü iç savaşta. Almanya'sı var. Başka bir ülkede 100 bin, 100 yılın başında 1900'lerin başında 100 bin Afrikalıyı öldürdü menfaati uğruna. Merhamet beklediğimiz yerler bunlar olunca insan tabii Allah bize güç kuvvet versin amin, demekten başka hocam, elimizden bir şey gelmiyor. Zalimlerin merhametine bırakamayız. Kesinlikle. Evet. Onların iyilik adında yaptığı şey de zulümdür aslında. Kesinlikle. Onun için bizim güçlü olmamız lazım. Ülke olarak da güçlü olmamız lazım. STK'lar olarak da güçlü olmamız lazım. Bir olabilmemiz lazım. Zalimlerin merhametine gönül coğrafyamızı teslim edemeyiz, terk edemeyiz yani. Evet. Ya bugün Cumhurbaşkanımızın haykırması, dünyaya karşı durması da bunun duygusunu taşıdığına ben inanıyorum. Halk farkında, ne olduğunu biliyor. Az önce dediğim gibi, birileri kimyasal bomba atıp çocuk öldürürken bizim askerimiz çocuklar ölmesin diye kendi ölüyor. Ya. Evet. Bu buradan daha fazla yorum yapacak da bir şey yok yani. Çok doğru. Çok doğru. Savaşın gerçek yüzü ne kadar inkar edilirse edilsin ortada. Kimlerin müsebbip olduğu, bu savaşı kimlerin çıkardığı ve hangi hesaplarla orada oldukları ortada. Bir yorum dinlemiştim ben. Birkaç saat sürdü bu ama orada bir eski emekli ateşe militer, Türkiye, İran ve Rusya'nın son yaptığı oturumda Amerika'yı oyunun dışına attılar. Seni burada istemiyoruz dediler. Amerika bundan dolayı, o ifadeyi kullanacağım, çok özür dileyerek söylüyorum, kudurdu, kendinden geçti ve o kimyasal silahı kullandırttı diye bir yorum yaptı. Tabii olayın perde arkasındaki gerçek nedir bilmiyoruz ama özel bir televizyon kanalında yapılan yorumda eski bir ateşe militerin söylediği sözdü bu. Öyle ince ve öyle değişik hesaplar yapıyorlar ki, bu hesaplarda maalesef, hep altını çizerek söylüyoruz, mağdur olan, mazlum olan yine çocuklar, yine kadınlar. İnşallah Allah-u Teala'nın hesabı galip amin gelecek. Amin inşallah. Amin. Zalimler yeksan olacaklar. İnşallah. İnşallah. Allah'ın da bir hesabı var. İnşallah. Eyvallah. Hocam kısa bir aramız var. Aradan sonra Guta'yla ilgili bir soru sormak istiyorum ben size. İnşallah konuya devam edeceğiz. Fatih Hocam, ben Doğu Guta'yı inceledim. Yani bu, özellikle bu şeyden sonra, kimyasal saldırıdan sonra coğrafi olarak da öyle çok böyle aman aman dikkat çeken bir yer değil. Sadece Esed'in
burası benim toprağım dediği, bunu ispatlamak için yaptığı bir müdahale bu aslında. Doğubadaki halkın üzerindeki baskının yegane temel sebebi o rejim güçlerinin burası bize ait, buraya kimseyi sokmayız diye gövde gösterisi yaptıkları yerler. Böyle gördüm ben. Peki siz nasıl yorumluyorsunuz Fatih Hocam? Yani şu an Doğu Guta'da çok ciddi bir kaos var. Evet. Yani kimyasal, biz sadece sözde diyoruz ki kimyasal gaz kullanıldı. Buna maruz kalan çocukların, kadınların halini biz sadece ekranlardan gördük. İşte su tutuyorlar, öksürüyorlar, çocuk kendinden geçmiş, kadın kendinden geçmiş, genç yaşlı kendinden geçmiş. Ne yapıyor bu adamlar? Ya daha önce de biliyorsunuz İdlib'de ve Halep'te aynı zulüm yaşandı. Evet. Dediğiniz gibi evet, tamamen buranın sahibi benim ve istediğimi yaparım. Evet. Yani oradaki insanlar, çocuklar ölmüş, çok da önemli değil. Umurlarında değil onlar. Umurlarında değil. Doğru. Yani çok böyle doğru bir şey yok. Maalesef bu, bugünlerde de Doğu Guta bu şekilde gündeme geldi ve orada çok ciddi insanlık dramları yaşanıyor. İçeride yiyecek malzeme yok. İnsanlar açlıktan perişan haldeler. Ticari yollarla giren malzemeler 1 liraysa 100 liraya satılıyor. İçeriye yardım ulaştırmak gibi bir yolumuz yok, koridorumuz yok. Maalesef etrafı tamamen abluk altına alınmış bir bölge. Ve insanlar aç ve perişan. İlaç bulamıyorlar. Salgın hastalıktan, yani kimyasal bomba olmasa salgın hastalıktan çocuklar ölüyor. Açlıktan ölüyor. Hijyenden kaynaklı problemler insanlar yaşıyorlar maalesef. Orada bir an önce insani yardım ulaştıracak koridorun açılması, o ablukanın kırılması ve insanların daha güvenli en azından bölgeye gelmeleri veyahut da oranın güvenli bölge haline getirilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz devletimizin Kızılay'ın ve AFAD'ın girişimleriyle orada hastaları olan ailelerin bir kısmı Doğu Kıta'dan çıkartılarak Azez kırsalında kurulan kamplara yerleştirildi bugün itibariyle. Evet. 500 kişilik bir aile kamp kuruldu. Gelen oldukça daha devamıyla ilgili de çalışma devam ediyor. Beşir Derneği olarak da bu gelen ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak Allah bize düştü. Allah razı olsun. Sahada AFAD'ın koordinasyonu, yine Kızılay, Beşir Derneği ve diğer STK'ların bir iş bölümü var. Bu iş bölümüyle sahada planlı ve koordineli olarak çalışmalar yürütülüyor. Bize de bu çalışmalar kısmında Doğu Kıta'dan çıkartılan insanlar, ailelere ilk müdahale kısmında sıcak yemek organizasyonu düştü. Bugün arkadaşlarımız 2500 kişilik, 500 aile takribi gelen 500 ailenin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya başladı ve bundan sonraki günlerde mobil aşevimiz oraya gidecek ve orada günlük işte yemek ihtiyaçlarını ailelerin karşılamaya çalışacaklar. Çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun hocam. Allah, nenemin güzel bir duası vardı. Allah emeklerinizi yağlı etsin kuzum derdi bize. Allah emeklerinizi yağlı etsin. Bu yardımlarda desteği, katkısı olan, katkıyı düşünen. Asıl sebep olanlardan Allah sebep o, Allah razı olsun. Biz vesileyiz sadece. Eyvallah, var ki eyvallah, verebiliyoruz. İnsanlar eyvallah bize güveniyor, teslim ediyorlar. Biz de ulaştırabiliyoruz. Olmasa yapabileceğimiz bizim de bir şey yok. Sebep olanlardan Allah-u Teala razı eyvallah olsun. Eyvallah. Amin. Amin. Hocam sizin bir sorunuz evet vardı. Ha, evet. Arada aslında konuşurken evet, Afrin meselesinde birazcık sohbet etmiştik. Orada şöyle baktığımız zaman tarih aslında Afrin bizim için hususi bir önem de taşıyor. Yani Afrin'in fetih tarihi de enteresan. Kudüs'le beraber fethedilmiş. Aynı Allah tarihte. Allah. Tabii 637 yılında Kudüs'le beraber İslam orduları tarafından fethedilmiş. Ama Afrin şimdi Türkiye için ne ifade ediyor baktığımızda? Sanki Türkiye'nin harekatı, orada yaşanan tabii terör hadisesinin bize çok büyük bir zararı vardı. Yani biraz da sınır bölgesinde yaşayan insanımıza, kilise, Hatay'a, o yörede sınırdaki bütün ilçelerimize sürekli taciz vardı. Belki her gün irili ufaklı bir işte bomba düşme hadisesi yaşanıyordu. Zaman zaman kayıplar veriyorduk, şehitler veriyorduk. Bir taraftan şöyle baktığımızda sanki Türkiye'yi tetikleyen işlerden bir tanesi de bu oradaki 30 bin kişilik bir terör ordusu oluşturma meselesi de birazcık harekete geçirdi. Ama şimdi hamdolsun bu tehlike bertaraf edilmiş gibi gözüküyor. Bundan sonra bu Afrin'e dair
yardım kuruluşlarının yapacakları neler? Sizler orada ne tip faaliyetler yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii orada bir dezenformasyon olmuş terör örgütü oradayken. Hayat standartları bozulmuş. İnsanların her şeye ihtiyacı var. Evler yıkılmış. Evlerin içerisindeki eşyalar tahrip edilmiş. Ve orada şu anda köylerine dönen, evlerine dönen halk her şeye ihtiyacı var. AFAD bu konuda saha çalışmasında köyler, kentler, sokaklar, mahalleler olmak üzere ihtiyaç tespitlerini yapıyor. Kızılay, Beşir Derneği ve diğer STK'lara düşen görev neyse onlara taksim edilen alanda bu faaliyetler yürütülüyor. Biz Afrin'de gıda dağıtımlarımız, giyim dağıtımlarımız ve temel ihtiyaç malzemelerine yönelik dağıtımlarımız devam ediyor. Aynı şekilde Cerablus'ta açtığımız bir mağazanın benzerini imkan bulduğumuz en kısa sürede Afrin'de de açarak oradaki insanlara kalıcı ve sürekli destek veren bir nokta oluşturmayı planlıyoruz. İnşallah. Yine ekmek ihtiyacını oranın üreterek gideriyoruz. Ev ve bir düzenler olduğu için daha çok kuru gıda, kumanya paketleri dağıtıyoruz. Onlar kendi yemeklerini yapabilecek imkanları var. Eğer sıcak yemek ihtiyacı da olursa zaten mutfaklarımız hazır. Hemen orada da o üretime başlayıp oradaki insanların ihtiyaçlarını giderebiliriz. Tabii sağlık alanında çalışmalar yapılması gerekiyor oradan. Beşir Derneği'nin de bu konuda çalışmaları var. Diğer sağlık derneklerinin de oradaki çalışmalarını artırmaları gerekiyor. Eğitim çalışmalarının orada aksamadan devam etmesi. Çünkü çocukların geleceği önemli, geleceğin inşası önemli. Hayatı normalleştirecek her şeye ihtiyaç var. Devletimiz, ordumuz, özellikle ordumuz orada çok ciddi inşa, altyapı ve diğer çalışmalarda çok ciddi orada faaliyet gösteriyor aslında. Sadece terörden arındırmak değil, imariyle ilgili de ordumuz orada faaliyetler gösteriyor. Devletimiz, işte belediyelerimiz faaliyet gösteriyor. Yani bugün Cerablus'u, Elbab'ı, yani buraları birçok belediyemizin imkanları kullanılarak orada hayat normale döndü. Yollar yapıldı, altyapı, kanalizasyon çalışmaları yeniden yapıldı. Aslında sadece insani yardım yapmıyoruz. Biz aslında şehri hem insani hem de mimari olarak yeniden kalkındırıyoruz aslında. Yeniden inşa ediyoruz. Evet. Bunlar belki çok gündeme gelmiyor insanlık dramlarından ama arkada çok ciddi bir enerji sarf ediyor Türkiye. Büyük bir organizasyon var. Büyük bir organizasyon var yani. Sadece insanların karnını doyurmak, sırtını giydirmek değil, hayatları, ekonominin, dükkanların yeniden açılması, ticaretin yeniden canlanması için işte askerimiz zaten güvenliğini sağlıyor. İşte belediyelerimiz altyapıyı yapma için gayret ediyor. STK'lar insanların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Dediğimiz gibi eğitim, sağlık, başta yapılması gereken çalışmalar. Bu konuda faaliyetlerimiz, Beşir Derneği'nin üzerine dediğimiz gibi elimizden ne geldiyse yapmaya çalışıyoruz. Ama önemsediğimiz bir şey var. Devletimizle koordineli yapmak istiyoruz yaptığımız şeyi. Çünkü kaynaklarımız kıt. Mükerrer yardımlarla kaynaklarımızı israf etmek veyahut da fazla fazla harcamak doğru değil. Onun için AFAD bu konuda bize çok ciddi bir öncülük yapıyor. Kızılay hakeza bize sahada abilik yapıyor. Bu konuda bir organizasyon içerisinde herkes kendi kapasitesinde, kendi kabiliyetleri ölçüsünde bu faaliyetleri sürdürüyor. Biz de sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Bu çok önemli aslında. Yani sizin üstüne bastığınız, özellikle bunu birkaç defa kullandığınız için altını çizerek söylediği Fatih Hocam'ın AFAD ve Kızılay bize sahada abilik yapıyor dediniz. Evet. Yani herhalde bir 100 yıllık tecrübesi bu noktada çok daha farklı faaliyetleri yürütmesi, yardımda, işte organizasyonda komplike bir sistemi oturtmuş olması bu noktada size gerçekten çok önemli kapılar açıyordur. Sivil toplum örgütlerine çok güzel kapılar açıyordur. Yani bu da çok güzel bir yaklaşım. Hocam biz birlikte güçlüyüz. Tek başımıza bir şey değiliz. Çok doğru. Biz birlikte güçlüyüz. Çok doğru. Çok doğru. Oraya gittiğimiz zaman da Türk bayrağının altında faaliyet gösteriyoruz. Yani bu Beşir'dir, Afrin'i bilmez. Beşir'dir, falancıdır, filancıdır. Türkiye diye biliyoruz. Türkiye. Evet. Eyvallah. Orada her türlü davranışımız da önemli aslında. Hani bir milleti temsil ediyorsunuz. Tabii. Gönüller yapmaya gittiğimiz bir coğrafyada temsil ettiğimiz bayrağı
temsil ettiğimiz milleti en iyi şekilde yerine getirmek gerekiyor. Burada yani aklıma bir şey geldi. Şimdi çok sevdiğim bir hocam Afganistan'a gitmişti. Afganistan Savaşı'nın böyle tam hararetli zamanlarında. Evet. Orada büyükelçi arabasını vermiş hocama. İşte bölüm kuracaklar Kabil Üniversitesi'ne. Hocanın yanına silahlı işte korumalar vermeyi teklif etmiş. Hocam istemem demiş. Ben birkaç defa gittim geldim. Sanki bize karşı bir düşmanlık yok demiş. Büyükelçinin güzel bir ifadesi vardı. Hocam demiş, senin arabanda muska var zaten demiş. Türk bayrağını kastediyor. Evet. Şimdi onu gördüğü için etraftakiler onu muska gibi hakikaten yani üzerimizden Allah gölgesini eksik etmesin bayrağımızı. Biz bunu her yerde yaşıyoruz hocam. Somali'de. Yani Somali'de bizden başka sokaklarda çıkıp gezen, faaliyet yapan kimse yok. Herkes havalimanında, güvenli bölgelerde geliyor ve geri gidiyor. Allah Allah. Tabii. Yani bu bayrak çok kıymetli. Evet. Yani gönül coğrafyamız var bizim. Tarihi geçmişimiz var, bağlarımız var, inancımız aynı. Niye korkarak gezeceğiz ki? Yani bugün ben dahi, bizim sahadaki arkadaşlarımız bugün Suriye'nin içerisinde elini kolunu sallayarak geziyorlar. Yani bir kendileri açısından bir tedirginlikleri yok. Tamam ortam çok sıkıntılı, her an her şey olabilir. Ama halkta oturuyorlar, aynı çadırda oturup beraber yemeklerini yiyorlar. Onların hazırladığı çayı içiyorlar, sohbet ediyorlar. Çok güzel. Ya bu da lazım. Yani yemek götürdük, geldik. Öyle bir şey değil. Ya insan sana sarılıyor. Kaybettiği oğlunun, çocukların acısını senin omuzlarında ağlayarak sende teskin olmaya çalışıyor. Yani yemekten daha da önemli bu. Terapidir aslında. Gidip kucaklaşmak, insanların çadırında oturmak, onlara değer vermek. Yani hangi büyük organizasyonlarda, Avrupa'yı veyahut da dünyevi organizasyonlar bunu yapabilir? Ya demir kapıların arkasında, güvenlik çemberler içerisinde yardım organizasyonları yapıyor güvenlik. Afganistan'da öyle yani. Evet. Hatta birçok yabancı işte askerler Türk bayrağı takalım diye izin istiyorlar gezebilmek için. Yani Allah Allah, bunu ilk defa duyuyorum. Tabii Allah yani bu dediğimiz gibi bu bayrağın çok önemi var oralarda. Kesinlikle. İnsanlar güven duyuyorlar. Kesinlikle. Onun için bu güvene layık olmak gerektiğine inandığımız için birlikte hareket etmeyi, devletimizin organizasyonlarında bunları yapmayı önemsiyoruz Beşir Derneği olarak. Eyvallah. Bir taraftan tabii bunu da görünür kırmak da çok mühim. Çünkü dünya algılarla hareket ediyor. Maalesef ne gösteriliyorsa insanlara ona inanıyorlar. Dünya böyle bir dünya haline geldi. Yani insanlar giderek çok çabuk inanan, sosyal medya marifetiyle hemen inanan, hemen unutan peşinden, evet, tekrar başka bir şey gösterildi, hemen ona tekrar inanan, tekrar unutan birileri haline geldik. Burada bu fotoğrafların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bugün yine şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri de sosyal medyayı kullanmaya başladı. Beni çok memnun ediyor. Bugün bir fotoğraf paylaşmışlar kıymetli hocam. Orada muhtemelen tabii bir tabip asker Cinderes'te muayene ediyor vatandaştan bir tanesini. Şimdi bizim aslında sürekli yaptığımız şey, ordumuzun sürekli yaptığı, sizlerin sürekli yaptığı bu tip yardım faaliyetleri, sağlık dedik ya, işte onlardan bir tanesi. Ama bunu göstermek de mühim dünyaya karşı. Evet. O yüzden yani şu fotoğraflar çok mühim. Belki tek yapamadığımız şey bu. Yaptığımız şeyi anlatamıyoruz biz maalesef. Çok büyük işler yapıyoruz. Niye hocam? Yani utanıyor muyuz yoksa? Yani işte sağ elin verdiğini sol el görmesin mütevaziliği. Yani biz her şeyi Allah için yaptığımız için. Kesinlikle. Yani bu reklama anlatmaya gerek duymamışız. Ama maalesef hocamın da dikkat çektiği nokta çok önemli. Bunu yapmamız gerekiyor. Eyvallah. Yani kurumların riyası olmaz zaten. Kurumlar yapsın. Yani şahıslar, bireyler gösteriş yapmazsa daha sağlıklı. Ama kurumların riyası olmaz. Kurumlar bir şeyi anlatıyorsa teşvik için zaten yapılıyor. Kasıt budur. Kasıt budur. Evet. Ya insanlar bilmelidir. Yani bu şu kare, şu fotoğraf, Türk bayrağı, işte bir tokalaşan bir yer, kucaklaşan bir fotoğraf başka yerdeki genlerdeki kodları harekete geçiriyor. Merhamet kodlarını harekete geçiriyor. Belki insanlar Türkiye'yi, Osmanlı'yı, geçmişte yapılanları unutmuştur ama genler de aslında bu yaşıyor. Tabii. Gittiğimiz zaman işte Afrika ülkelerine, Bangladeş'e, Arakanlılara, diğer farklı mazlum coğrafyalara gittiğiniz zaman bir hareketlenme olduğunu görüyorsunuz yani. Tamam bir kumanya veriyorum ama
Birleşmiş Milletler'in bir örgütü de gelip kumanya veriyor. Ona bakışıyla sana sarılışı farklı oluyor insanların. Genler harekete geçiyor. Değil mi? Bizim ecdadımız yaptığı bütün çalışmaları aslında genlerine kodlamış insanlar. Merhamet ve şefkat unutulmaz. Öyle değil mi? Bugün kesinlikle. Bir hayvan dahi kendisine şefkat gösteren insanı unutmuyor. İşte deniliyor ya, işte vahşi kaplan 15 yıl sonra bakıcısını görünce ona sarıldı. İnsan nasıl unutacak ki yani? Değil mi? Bu genlerimiz aslında yaşıyor can. Yani. Bunu harekete geçirecek bir selamı götürmemiz gerekiyor. Yani. Bilimsel olarak da ispatlanmış bir durum bu arada. Genlerle taşındığı meselesi. Evet. Değil mi? Öyle bir meşhur bir psikoloğun, Amerikalı bir psikoloğun çalışması vardı. Seninle Başlama diye bir kitabı vardı. Orada travmaların 3 nesil boyunca taşındığını anlatıyor. Allah Allah. 3 nesil boyunca. Tabii o kendi açısından hani... şeyde şöyle bir alışkanlık var ya her psikologda, işte senin çocukluğun inelim, yaptığı çok farklı. Senin çocukluğun değil, senin babanın, dedenin tabii, çocukluğu tabii. Senin belki bugünkü haline tesir ediyor ama bu taraftan da tesir ediyor. Evet. Yani hayır yönünde de tesir ediyor. Kesinlikle. Genlerle taşındığı muhakkak. Kesinlikle. Yani şeyde anlatır ya, Beyaz Diş romanı vardır, meşhurdur. Evet, evet. Orada da, orada diyelim bir kurdun şeyi, hikayesi anlatılır. O diğer hayvanlarla münasebetini genler yoluyla taşımıştır o. Evet. Korkması veya yaklaşımı neyse. Evet, evet, bu evet. Muhakkak. Ya onda şek şüphe yok. Kesinlikle. Hiç unutmuyorum. Hiç aklımdan çıkmıyor o manzarayı seyrettiğim günden bu yana. 28-30'lu yaşlarda Suriyeli bir ablamız Türk askerini görünce demek ki o güne kadar tuttuğu içinde. O feryat, o Arapça feryat kendi lisanıyla, 5 yıl önce neredeydiniz? Kocamı öldürdüler. Onu kurtarabilirdiniz. 5 yıl önce neredeydiniz diye. Kadın öyle bağırıyor. Ablamız öyle ağlıyor. Karşısındaki askerler de hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Gözyaşlarını saklıyorlardı göstermemek için. Şimdi savaşın keşkesi yoktur, keşkeleri de yoktur. Yardımın da keşkesi yoktur. Yaparsanız, ulaştırırsanız, verirseniz, buradan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen kardeşlerimizi de sesleniyorum. Verirseniz o anı değil, belki bir ömrü kurtarırsınız. Çünkü bu hizmetlerin devam etmesi lazım. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Dolayısıyla bu noktada sahada hizmet gören sivil toplum örgütlerini de biz destekleyeceğiz. Bunun başka... Çok güzel ifade ettiniz siz. Kaynağımız halk. Öyle. Yani 7 yıldır biz bu hizmeti devam ettiriyoruz ve bu hizmetin devamı için Türkiye'den, Türkiye halkından destek görüyoruz. Başka yok ki. Hocam bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Yani biz bundan da gurur duyuyoruz aslında. Eyvallah. Bu kadar organizasyonu, bu kadar hizmeti 5 liralarla yapıyoruz biz. Ya. Hiçbir yurt dışı fon kullanmıyoruz. Hiçbir devletin bize desteği eyvallah, yok. Eyvallah. Aslında bu bizim asıl gücümüzü ortaya koyuyor. Eyvallah. Fonlarla herkes bir şeyler yapabilir. Ama bir gönle ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki 5 liranı ver bana. O 5 liralık başka bir gönle götüreceksiniz ki işte asıl şey bu, mekanizma bu. Yani sadece yardım etmek bu işin görünen tarafı. Bu gönlü bu gönle bağlamaktır aslında bu iş. Eyvallah. Yani. Kardeşlik eyvallah. Diyoruz ya, biz paylaştıkça kesinlikle. Bütünleşiyoruz. Kesinlikle. Ya. Kesinlikle. Fatih Hocam o kadar güzel anlattınız ki gerçekten o kadar hızlı aktı ki zaman. Arkadaşlarım kulağıma fısıldıyorlar. Vaktimiz doldu. Birden sonra da yayınlar devam edecek. Toparlayalım diye. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun çalışmalarınızın arasında lütfedip katıldınız. Bize sahadan sıcak bilgiler aktardınız. Hem kendi adıma hem hocam adına ve bütün ekip arkadaşlarım adına. Biz inşallah ilerleyen tarihlerde yapılan yeni hizmetleri de anlatabilmek adına sizi yine konuk etmek isteriz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Asıl ben teşekkür ederim hocam. Sizin vesilenizle hem bağışçılarımıza, bize bu organizasyonları yapmak katkısı sağlayan, gücü veren bağışçılarımıza, hem de sahada gerçekten gece gündüz, kendi çoluğunun çocuğundan ayırdığı vakitle, kendi aşından işinden ayırdığı vakitle bu hizmetleri koşturan gönüllerimize, sahada her türlü fedakarlığı eyvallah. Yapan arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Biz sadece işin yapılanını anlatma kısmında kalıyoruz. Eyvallah. Asıl fedakar bağışçılarımız ve sahadaki gönüllerimiz. Allah razı olsun. Sizin vesilenize onlara da teşekkür etmek istiyorum. Tekrar sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun.
Bir vaka programının daha sonuna geldik sevgili dostlar. Bugün yine kardeşlerimizi konuştuk. Bölge ismi vermek istemiyorum. Mazlumları konuştuk. Sıcağı sıcağına, ayağının tozuyla programımıza katıldı. Sahadan bize sıcak bilgiler getirdi. Beşir Derneği Genel Müdürü Sayın Fatih Sarıyer Bey. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir başka vaka programında yine buluşmak üzere. Selametle kalınız efendim.